Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel çıtır bayatlamaya pesmet yapacağız. Bazı bölgelerde pişi de deniliyor. 2 bardak unla çok pratik, kolay ve gerçekten de canımız istediği zaman her zaman yapabileceğimiz kolay bir pesmet tarifi olacak bu. Şöyle 2 bardak un koydum malzemeleri. Yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Şöyle içine havuz açalım. Pesmetimizin özelliği çıtır olmasında ve bayatlamasının özelliği, bir kaşık sirke, bir tane de yumurta ve bir çay bardağı da yoğurt koydum. Birazcık şöyle harman ettikten sonra kabartma tozunu da koyuyorum. İstediğiniz kadar tuzunu da ilave edebilirsiniz. Şimdi bu malzememize 1 bardak da su koyduk. Bu tarz şeyleri çok fazla ölçüyle yapmadığımız için bazen yanılabiliyoruz. Un da değişkenlik gösterebiliyor. Bakın bu tam denk gelecek. Kaşıkla bu şekilde karıştırıp özleştirdikten sonra tabii ki elimizle yoğurmadan olmuyor bu tarz hamurlar. Elimizi güzelce sabunlayıp duruladıktan sonra, ben özellikle eldiven de kullanmıyorum çünkü el lezzetini önemsiyorum. Yemeğe geçtiğine inananlardanım el lezzetini. Güzelce elimi yıkadıktan sonra elimle yapıyorum. Kulak memesi dediğimiz yumuşaklıkta, biraz daha, hatta biraz daha yumuşak olabilir. Bakın undan dolayı, bir de Marmaris'te burada hava çok sıcak. Şu anda gerçekten 50 derecenin üzerinde ve mutfağım da oldukça sıcak. Ondan dolayı da hamur kendini bırakıyor. Biraz daha un ilave ettim. Sizler de içinize sinene kadar az az ilave edip ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, hamurumuz hemen hemen oldu. Bakın şöyle yumuşacık bir hamur elde ettik. Biraz 15-20 dakika kadar beklemeye bırakacağız. Dinlensin hamurumuz. Daha güzel oluyor pesmetlerimiz o zaman. Biraz hamur da kendine gelmiş oluyor. Eğer yoğurma kabınızın kapağı yoksa güzelce streçle de kapatabilirsiniz. Benimkinin kapağı var. Ben şöyle güzelce kapağını örtüp dinlendirmeye, beklemeye alıyorum. Arkadaşlar, tavamı ocağa aldım ve şöyle biraz bol miktarda yağ dökeceğim. Hamurlarımızın güzel kabarması için yağın bol olması önemli. Evet, yağımız şimdi burada ısınırken ben de hamurlarımı açacağım. Evet arkadaşlar, mermerimin üzerine güzelce sildim, temizledim. Şöyle bir kaşık un alıyorum. Hamurumuzu bunun üzerine indireceğim. Bakın şöyle güzelce hamurumuz da dinlendi. Evet, gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oldu. Şöyle hamurumdan bir miktarını alacağım.
Evet, merdanemle şu şekilde açtım arkadaşlar. Çok fazla inceltmeyin. Yarım santim kalınlığında, 1 santime yakın olsun hemen hemen. Ve şöyle şeritler halinde kesiyorum. Kare kare de kesebilirsiniz. Vermiş olan yağımızın içine hamurlarımızı şöyle salıyoruz. Evet, şöyle kızarmaya başladı. Kızaranları çevireceğim. Kalan ikinci hamurumu da bu şekilde açtım. Ve şimdi yine şeritler halinde keselim. Evet, şimdi ikinci tabağımızı da koyuyoruz. Hamurlar biraz toplanıyor arkadaşlar. Şöyle hafiften esnetebiliriz tavaya koyarken. Şöyle. Özellikle çocuklar da bu yapımı çok severler, keyifle yerler. Evet arkadaşlar, bakın şurada gördüğünüz gibi 3 bardak, 1 bardak da açması için harcıyoruz diyelim, 4 bardak undan bayağı büyük kocaman bir kayık tabak dolusu pesmetimiz oldu. Pişi diyelim isterseniz, ben Konyalı olduğum için biz pesmet diyoruz. Çoğu yörelerde pişi olarak söyleniyor. Şimdi servis tabağıma alıp yine göstereceğim. Evet arkadaşlar, servis tabağıma da aldım, böyle hazırladım. Biz bu şekilde seviyoruz. Zeytin, peynir, domates, salata yanında çayla. Sizler de istediğiniz gibi yanında ikramlarda bulunabilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi sizlere çıtırlığını da göstereceğim. Bakın. İçleri de çok güzel pişti. Gerçekten mis gibi de kokuyor.
Evet. Bu şekilde yaptığınız zaman bir avantajı var. Bayatlamıyor. Maya olmadığı için içinde. Deneyip yaparsanız mutlu olurum. Hala abone olmadıysanız abone olunuz. Beğeni yapın, yorum yapın lütfen. Değerlendireceğim kesinlikle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere.